evlilikte esas olan yani eşini anlamak için, tanımak için çaba içerisinde olması gerekiyor. Bir insan eşini tanıması için önce anlaması lazım eşini. Eşini anlaması için önce onu dinlemesi lazım. Dinlemeden anlamak mümkün değil eşinin. Bu nedenle evlilikte esas olan yani eşini anlamak için, tanımak için çaba içerisinde olması gerekiyor. Anlamak için dinlemek gerekiyor. Hatta tanımak için anlamak gerekiyor. Tanıyacaksınız yani nasıl bir insan olduğunu. Onun için anlaman lazım ama anlamak için de dinlemeden anlayamazsınız bir insanı. Aktif dinleyicilik çok önemli bunun için. Aktif dinleyici olabilmek genellikle evlilikte, uzun süreli evliliklerde zayıflıyor. Yani diğer taraf konuşurken diğer taraf kulakları kapatıyor. Bir kulağından geliyor, bir kulağından çıkıyor. Karşı tarafta dinlenmediğini anladığı için kaygı yükseliyor, daha çok konuşmaya başlıyor. Çatışmalar ortaya çıkıyor. Burada aktif dinleyicilik de şöyle, karşı tarafı dinlerken göz teması kurma vardır. Söylediğim bazı sözlere onaylama vardır. Hatta bazı cümlelerin son kelimelerini tekrarlamalar vardır. Bu onu takip ettiğini gösterir. Böyle durumlarda karşı taraf beni anlamaya çalışıyor, bana değer veriyor diye hisseder. Bu evlilikte hem tanımış olur, gerçi bazı sorular sorarak açabilir. Daha sonra da güven oluşturur. Şimdi daha önceleri evlilik hep sevgi yuvası olarak kabul ediliyordu. Ama şu anda biz evliliği sevgi yuvası değil, güven yuvası olarak daha çok söylüyoruz. Yani güven olması için zaten sevginin olması gerekiyor. Sevgi varsa korku azalıyor, güven oluşuyor.